Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz, hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimiz, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutava, müezzinin, kayyimin, cemaat-i müslimin, bu civarlarda methum olan evliya, ulema, sulha, şühede, müminat, tüm geçmişlerimiz için, ervah için el-Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Elkem dünya günahımda yiyecekken istedim. Dur müstakim esradalı zina inandırıcı var mı? Dur olayım. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteva sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Tenazzafu bi kül mestata'tum. Gücünüz yettiği kadar temiz olun, temizlenin. Misvak kullanın. Üstünüzdeki tüyleri kazıyın, izale edin. Koltuk altlarınızı temizleyin. Kokuları izale edin. Bunun gibi bedende, elbisede, bulunduğunuz yerde olan pislikleri temizleyin. Neden? فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى بَنَ الْاِسْلَامِ عَلَى النَّظَافَ. Çünkü Allah Zülcelal Hazretleri İslam'ı, İslam dinini temizlik üzere bina etmiştir. Evet. Misvak kullanacağız. Misvak dişleri temizlemek için kullanılan erak ağacından yapılır. Küçük parmak kalınlığında, bir karış boyunda ilk kullanmaya başladığınız zaman onun kabuğu vardır. Ucundan, kabuğundan bir buçuk santim kadar kabuğunu soyacaksınız, ıslayacaksınız. Ondan sonra taşa sürtecekseniz lif lif olur. O misvağı dişlerinizi temizlemek için sağdan başlamak üzere yukarıdan aşağı veya sağdan sola olmak üzere dişlerinizi temizleyin. Misvakla namaz, misvaksız namazdan çok çok afdal. Çok çok afdal. Misvak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en çok önem verdiği şeylerden birisi. Vefat ederken en son elinden misvak düşmüş. Refiki ala demiş, elinden misvak düşmüş. O kadar önem veriyor. Son anında bile misvağı bırakmamış. Misvak her türlü ölümden başka her türlü derde devadır diye de hadis-i şerif var. Şimdi buna bir misal, vaka. Hazreti Ömer zamanında orduyu bir komutan tayin ederek göndermiş sınıra, düşmanlarla çarpışıyor. Ordu çok yetenekli komutanı var, askerler de öyle. Çok mücahit adam, kahraman adamlar, sahabiler. Ancak çok uğraşmalarına rağmen bir türlü istedikleri sonuca ulaşamamışlar. Başarıya ulaşamamışlar. Düşmanı mağlup edememişler. Çok uğraşmışlar, günlerce uğraşmışlar, olmamış. Onun üzerine komutan bir elçi göndermiş Medine'ye, Hazreti Ebu Bekir'e. Git demiş, Halife Hazretlerine bunu arz et. Çok gayret ediyoruz, can siparihane savaşıyoruz ama başaramıyoruz. Dua etsin, bize bir yol göstersin. Dönelim mi, yoksa böyle çarpı çarpı sıfır mı olalım? Hepimiz şehit mi olalım? Bir emir versin. Gelmiş, ilk sözü şudur. Peygamberin sünnetlerinden birisini yapmıyorsunuz. Onun için başaramıyorsunuz. Gidin demiş. Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini tam yapın demiş, böyle söyledi. Toplamış askeri, demiş bir namaz kılmayan var mı? Tesbihini, zikrini yapmayan var mı? Yok, hepsini yapıyoruz. Hele hele demiş, Ömer yalan söylemez. Peygamber'in sünnetlerinden birini yapmıyorsunuz dediğine göre bir eksiğimiz var. Biri demiş ki, efendim biz bir haftadır misvak kullanmıyoruz.
Hakikaten demişler ya, biz muharebe edeceğiz derken misvak kullanmayı bıraktık. Hemen misvaklarını çıkarmışlar. Başlamışlar misvakları kullanmaya. Bu uydurma değil. Bilimsel kaynaklarda yazıyor. İslam tarihinin değerli kaynaklarında. Bir bakmışlar düşman dört nala kaçıyor. Onların misvak kullanmanı Allah onlara nasıl göstermiş? Korkmuşlar, hemen kaçmışlar. Evet, bu olmuş bir şey. Misvak ağız kokularını giderir, diş sağlığına önem verir. Aile içerisinde mutluluğa sebep olur. Tırıltırları zırıltırları önler. Evet, misvağı bırakmamak lazım. Fırça tamam, güzel, bir şey demiyoruz ama misvak kullanırsanız daha iyi olur. Bizzat peygamberin kullandığı şeyi kullanmış olursunuz. Bir de bu diş macunlarının kanserojen olduğunu iddia eden tıp ilim adamları var. Bilmiyoruz ne derece doğru ama böyle iddialar var. Ama misvakta hiçbir şey yok. Hiçbir yan tesiri yok. Kesinlikle zararlı bir tarafını bulmuyorlar. Evet, misvak kullanın temiz olmak için. Ve halk, vücudunuzdaki bazı şeyleri kazıyın. Evet, işte tenasül uzvunun olduğu yerleri kazımak. Evet, erkek kazıyacak. Evet, oraların tüylerini kazıyın zaman zaman tabii. İhtiyaç oldukça halk dediği o ve izale, başka yerlerde izale edin, koltuk altlarınızı mesela, oradaki tüyleri izale edin, izale edin. Vesnan koltuk altındaki şeyler, tüyleri ve pis kokuları, öyle kötü kokuları izale edin, kaybedin. Soğan sarımsak ayrıca hadis var ama camiye ve toplu Müslümanların toplandığı yere girmeyin. Sigara da onlardan birisidir. Peygamberimizin yasak ettiği hususlardandır. Böyle pis kokan, pis ayağı kokuyor. Elbise pis kokuyor. Hiç yıkamamış. Leş gibi kokuyor. Gelme arkadaş. Soğan sarımsağı niye yasak etti Peygamberimiz? Cemaati rahatsız etmesin diye, huzurla bir namaz kılsın Müslüman, yan yana duracağız. Evet, omuz omuza vereceğiz, birbirimize kaynaşmış bir şey halinde, saf halinde namaz kılacağız. Ama yanımızdaki iğrenç kokularla kokarsa, evet, yanatsa bile adam mecburen içinden bir rahatsızlık duyar. Bu olmasın diyor, evet. Peygamberimiz hem üstünüzü başınızı hem elbisenizi, elbisede kirlik bir necaseti galize var, bir necaseti hafife var. Necaseti galize işte kan, idrar, cerrahat gibi şeyler, pislik, insan dışkısı ve hayvan dışkısı gibi şeyler. Bunlar bir eğer tartılabiliyorsa, kitlesi varsa bir dirhem ne kadar olanı affedilir. Yani illa bir dirhem olunca kadar yıkamayın demek değil bu. İnsan bu. Çalışırken şuraya buraya oturmuş, kalkmış, girmiş, çıkmış her köylerde hayvanlara bakıyor adam, çiftçi. Ha, onlara şey derken o pislikten bulaşmış. Bir dirhem o da 3/10 gram eder. O zamana kadar ki kitleye ulaşıncaya kadar namaz geçerli, zararı yok, namazı iptal etmez. Ondan fazlası namazı iptal eder. Yalnız bu kadar olunca kadar bekle anlamına değil, sakın böyle anlamayın. Neden İmam-ı Azam bunu şey etmiş? Evet, 1969'da hacca gittiğimizde Suud'un o zaman yolları falan yoktu. Arafat'ta tuvaletler, çeşmeler yoktu. Sadece bir tuvalet var. İmkanları öyle, şimdi her taraf gıcır gıcır şeyde. Evet, şimdi Afrika'dan, Asya'dan, şuradan buradan da hacca geliyorlar. Kabe'ye olan aşkından, Allah'ın emrini yerine getirmiş olmak için koşmuş gelmiş adam. Kültürler farklı, diller farklı, görgüler farklı.
Adam çölde yaşamış, köyde yaşamış, okumuş, yazmışlığı yok. Evet, geliyor oraya, zaten o zaman tuvalette yok. Gidiyor, kabileden yürüyken biz yürüyerek kaç yapıyoruz. Oradan çıkıyor o kitleden, gidiyor ileri çömeliyor, kakası ne diyor? Kalkıyor. Çölde taş yok. Eline de silmiyor tabii. Su da yok zaten. Ha dedim, İmam-ı Azam bunları kurtarmış. Şimdi tabii yıkanmayınca onun orada bir takım pislikler kalıyor. adam aşkla geliyor, bak Arafat'a yürüyün diyor peygamber. En faziletlisi budur diyor. Melekler kucaklasın sizi diyor. Onu kazanmak için geliyor, yürüyor. Ama bakın bu bilgisi kıt. Görgüsü bu kadar. Görmemiş, su da yok. Ha, İmam-ı Azam bu hacıyı kurtarmak için bu fetvayı vermiş. 3.10'daki grama kadar olanı affedilir, namazı bozulmaz. Ama illa böyle bırakın demek değil bu. Eğer yazsa, vücuda bulaşmışsa, bunun yani mesela idrar bulaşmışsa, kan bulaşmışsa, bunun da azamisi şu elinin ayası kadar, parmaklar yok. Evet, o bütün kısım kadar oluncaya kadar namazı bozmaz. Bundan sonrası namazı bozar. Böyle bir elbiseyle, yüzünüzde böyle bir pislik varsa namaz kılamazsınız. Namazı diğer şeylerin yerine getirseniz bile necasetten taharet namazın farzlarından birisi. Bu farzı yerine getirmediniz namazı yok. Namazınız olmaz. Buraya kadar zarar vermez. Evet, buraya kadar zarar vermez. İlle böyle edin demek değil. Buraya kadar zarar vermez. İşte temizleneceğiz. İmam-ı Azam Hazretleri bu fetvayı vermiş. Camide o zaman, medreseler camide. Talebeler sizin gibi hocanın etrafında toplanıyorlar. O da ders yapıyor. Böyle fakülte binaları falan yok o zaman. Evet, derste bunu söylemiş. Ondan sonra tabii böyle kaftan giyiyor, sarık giyiyor. Talebeler de hocam işte derste şöyle dedin de şöyle dedin de filan diye sorular soruyorlar eve kadar. Şimdi de olduğu gibi giderken çarşının önünden geçerken eskiden otomobil yok. At arabaları var yük taşımak için, insan taşımak için. Fayton bile daha sonra çıktı. O bile şeydir, daha konforludur. Bir at arabası İmam-ı Azam Hazretleri'ne 9 arşın yani 70 santim olsa, 65 santim derler arşına. 70 santim olsa 7 kere 9, 63, 6 metre. 6 metre civarında uzakta at durmuş ve salıvermiş şar diye. Ondan sonra hanımına tembih etmiş, talebeler de eve kadar takip ediyor. Üstündeki çamaşırlar 7 defa yıka hanım diye. Yıkamada temiz, kirden, pislikten temizleme, şey çek, suyu tamamen sorduracaksın elbiseye, onu sıkacaksın hiç damlama kalmayıncaya kadar. Hiç damlama kalmayıncaya kadar sıkacaksın. Ondan sonra tekrar suyu emdireceksin, tekrar hiç damlama kalmayıncaya kadar sıkacaksın. Tekrar suyu emdireceksin. Hiç damlama kalmayınca kadar, bu asgarisi en azı. Ama daha güzel olsun diyorsan 7 defa yap bunu diyor. O 7 defa yapmış. Demişler ki hocam sen camide dedin ki saçıntı halinde olduktan sonra bütün vücuduna saçılsa bile zarar vermez. Bununla namaz kılınabilir, namazı iptal etmez. O fetva demiş. Bu takva. Evet, bu verilen geniş fetvalar zor durumda kalan. Şimdi onu da nerede gördük? Bazı zıpır delikanlılar var. Arabaya binmiş, plağı da koymuş. İngilizce, ne bileyim Almanca, Fransızca şarkıyı. Halbuki o şarkıların çoğu çok pis. Bilmiyor, İngilizce de bilmiyor yani. Homoseksüellik şeyler söylüyor orada. Çok ayıp şeyler söylüyor ama o müzikle kendini kaptırmış böyle sallana sallana giderken yağmur da var şimdi yağmur olduğu gibi
su akıyor yağmurun yolun kenarından, sen de kaldırımdan gidiyorsun. Başıma geldi, İmam-ı Azam orada da rahmet okudum. Bir geçti paş diye, olduğu gibi su üstümüze, yürüdüğümüz arkadaşların. Ha dedim, koca imam bunları düşünmüş. Böyle saçıntı halinde uzaktan geldi mi, bunlar da affedilir. Bunlara fıkıhta umum belva denir. Kaçınmamız mümkün değil. Şimdi adam evi diyelim ta Tuzla'da gelmiş Sirkeci'ye iş yapmaya, evi Denizli'de gelmiş ticaret için Sirkeci'ye. Böyle bir şey olmuş. Nereye gitsin de yıkansın, elbiseni değiştirsin? Ha, umum belva. Herkesin başına gelebilir. Önlenmesi mümkün değil. Böyle durumlarda işte bu demiş. Fetva böyle. Onları kurtarmak için. Evet, güzeli işte efendim buyurduğu gibi bu detayları İmam-ı Azam Hazretleri bize öğretiyor. Ama Efendimiz diyor ki temizlenin elinizden geldiği kadar. İşte İmam-ı Azam da buradan tutturuyor. Elimden gelmiyor. Gidip de evim yok. Nasıl ya? Elinden geldiği kadar işte 3/10 grama kadarsı affedilir. Elinden geldi. Ondan sonra yok diyor. Kırmızı çizgi orası. Bunları, bu fetvaları var temizlik konusunda. Evet. Çocuğun kakası da çişi de pistir, necistir. Hani çocuk masumdur, süt emiyor. Yok yok yok. Sidiği, kakası pistir. Kadınlar arasında öyle yaygın bir şey var. Kesinlikle doğru değil. Kusmuk da pistir. Kusmuk, mideden çıkan, bu ağızdan çıkan ekşi su, midenin üstünden gelen bir yudum gelmiş ekşi. Yok, bu değil. Midede olan şeyin tamamen içeriden gelen o dışkı gibidir. Aynı hükme tabidir. Kusmuk da pistir. Böyle durumlarda zaten abdestle yenileyeceksin ve de temizleyeceksin. Evet, elinizden geldiği kadar temizleyin. Elbisenizi temizleyin, üstünüzü, başınızı temizleyin. Bulunduğunuz mekanı temizleyin. Biliyorsunuz namazda ancak temiz yerde kılınır, temiz elbiseyle kılınır. Mesela cünüplük bir pisliktir, manevi pisliktir. Ama dışkı, sidik maddi pisliktir. Ondan temizlenecek, bundan temizlenecek. Abdestsizlik manevi pisliktir. Hades denir ona. Bunu gidermeden, bir abdest almadan, bu manevi pislikleri atmadan namaz kılamazsın. Evet, onları söylüyor. Elinizden geldiği kadar temizlenin diyor güzel peygamberimiz. Çünkü evet, bizim derdimiz ne? İslam bunun üzerine kurulmuştur. Şeriatın bütün emirleri maddi temizlik için emirlerdir. Veya manevi temizlik. Kasıyor, taşa tapıyor. Taş. Yuvarlasan yuvarlanır. Kırsan kırılır. Ula bu ne biçim tanrı, böyle tanrı olur mu? Ama tapmış insanlar. Ağaca tapıyor. Hayvana tapıyor. Evet, gidin Hindistan'a halen de ineğe tapıyorlar. İnek geliyor çarşıya. Her bir şeyler satmaya. Zaten çok fakir halkı. İnek dolaşırken onun üstüne gidiyor, yiyor, hiç dokunmuyor. Tanrı çünkü dokunabilir mi? Zavallının 3-5 kuruşluk şeyini de yiyip ezip gidiyor. Hiç dokunan yok. Gidip görebilirsiniz halen. Var. Evet, yılana tapan var, kurbağaya tapan var. Hindistan'da gene diyor ya, Afrika ülkelerinde insanlara tapanlar var. Evet, Çin'de de onu gördük. Mao'ya tapıyorlar. Veya bir başka, bu kim? Bu belediye, bizim burasını kuran, şehrin ilk kuran adam. Onu da tapıyorlar. Herkese tapıyorlar, halen var. Fransızlarda Napolyon'a tapanlar var. Mesela Hitler'e tapanlar var. Yani bu tapınma işi bitmiş değil. Eskiden beri var. Bunlar pisliktir. Evet. Öyle diyor Peygamberimiz. Necis diyor. Necis, manevi, kir bunlar. Al, Yaradan Allah bir. Ona tapacaksın, ona kul olacaksın. Bu itikadi temizlik. Evet, tevhid inancı. Allah'ı bırakıp başka tapmak, itikadi pislik. Bunlardan temiz olacaksın. Tevhid inancına sahip olacaksın. Kalbindeki bu. Ayrıca başka pislikler de var. Haset pisliktir. Evet. Allah'ın verdiklerine razı olmamaktır. Bütün sevapları alır götürür. Öyle bir fena bir şey.
bu hasedi attın çıkaracaksın, kalbin temizleyeceksin. Evet, kibir pisliktir. Allah'ın hakkı olan kibiri ben de kibirleneceğim diye şey etmek demektir ki çok kötüdür. Halbuki Efendimiz diyor ki başı sümük bir insan menisi, sümük. Evet, sonu leş, kokan değil mi? İnsanlar git kabrini atsanız bir ay sonra aman kapat dersiniz, o kadar kokar. O kadar sevdiğin adamı, sonumuz leş. Arada da sidik yükü, pislik yükü değil miyiz? Karnımız yarsalar kaç litre sidik var, kaç kilo pislik var. Bu demeyiz yani. Neye kibirleniyorsun, nen var da kibirleniyorsun diyorlar alimler. Kibirlenmek işte pisliktir. Kibirlenen adam hakkı kabul edemez. Onlardan böyle kötü manevi kötülüklerden de temizlen. İtikadi temizlik, maddi temizlik de elbisemizin, mekanımızın, üstümüzün, başının temizlenmesidir. İşte bunları elinizden geldiği kadar yapın. Bunun sınırlarını da ben bir parça anlatmaya çalıştım. Fıkıh kitaplarında detaylarıyla anlatmışlar. Bunlardan elinizden geldiği kadar temizlenin. Çünkü İslam temizlik üzere kurulmuş. Mesela zekat adı üzere temizliktir. Bir Müslüman haram yemez, haram yoldan kazanç elde etmez. Ama insan beşerdir, şaşar. Bazen unutur, bazen farkında olmaz. Böyle bir takım yanlış işler yapabilir ticarette. Zekatını verdiniz mi, o pislikler, o pisliktir onlar, haram, manevi pisliktir. Zekat onları temizleyen bir ibadettir. Oruç işte kibrini, nefsini, emmarini, bu kötü fesattan, hasetten, kibirden, gururdan temizler seni. Bu böyle bir manevi temizliktir. Evet, böyle bir manevi temizlik var, bir de maddi temizlik. Her birinden, her konuda elinizden geldiği kadar şeriatın yani dinin hükümlerinde olduğu şekilde temizleniniz. Allah Zülcel Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de mesela zina temizliktir. Çıplak kadınlara bakmak pisliktir. Zina pisliktir. Çıplak kadınlara bakmak pisliktir. Efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına diyor ki siz birininle konuşurken perde arkasından konuşun. Çünkü size gelenlerin hepsi iyi niyetli değil. Sizde bir şey görüp kötü hain şeyler düşünürler ve bu hainliklerini de yayarlar sağa sola. Perde arkandan öyle diyor. Siz sıradan bir hanım değilsiniz. Peygamberin hanımısınız. Allah size bu emirleri liyutahhirakum sizi temizlemek için manevi pisliklerden, iftiradan, şundan bundan temizlemek için bu manevi haramlar pislik, manevi pisliklerdir. Size bunların temizlenmek için velütimme ni'mete ve aleyküm size Allah'ın nimetini tamamlamak için emrediyor. Müslümanlara da böyle. Analarımıza böyle emir vermiş. Bizim hanımlarımıza, kardeşlerimize, analarımıza da bu emir aynı onlar kanalıyla gelir. Allah'ın nimeti, İslam nimeti temizlik dinidir. Hem maddi manevi temizlik hem maddi temizlik tertemiz olur. Neden? Çünkü diyor Peygamberimiz Efendimiz siz temizlenin. Çünkü velen yedhulel cennete illa kullu nazif. Hem itikaden temiz olmayan hem maddeden temiz olmayan adam cennete girmez. Cennette pislik olmaz. Evet, şimdi benim dayım, Allah rahmet eylesin tüm geçmişlerimize, çok hazır cevap bir adammış, çok bilgili. Türkiye'de ilk komünistlerin çıktığı bir kazada vaiz, kendi istemiş. Beni demiş öyle yere ver, müftefendi. Halbuki sen demiş ya icazetli hocasın, seni demiş öyle şehire ver. Yok yok demiş, ben en kötü yere ver. Evet, oraya vermiş. Çok güzel konuşuyor. Bir tane de kazada doktor var. Cemaat hepsi sevmiş hocayı, dayımı. Cami dolduruyorlar.
Çünkü geliyor, cennete sokuyor hepsini. Öyle ısındırmış onları. Doktor da hiç bu konularda, bu trakta bezi yok. Fakat bir kaza küçük bir yerdir. Gitmese, niye gitmedi ulan yavur filan diye ya dövecekler ya öldürecekler vatandaşa. Dur çiş olmaz. Korktuğundan cumaya gidiyormuş. Gitmiş o cumada da işte la ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Bunu söyleyen gitmiş cennete sokmuş. Allah yedirmiş, içirmiş. Cennet meyvelerinden, cennet şaraplarından içirmiş. Bunlar, hep bunlar var. Kur'an-ı Kerim'de, Vakıa suresinde var, hepsi var. Oradan vaaz ediyor. Halk da çok seviyor. Demiş, tam kıstırdım hocayı. Cennette de pislik yoktur dedi. Kapının önünde herkes elini öpmeden gitmiyor. O kadar seviyorlar. Durmuş, hoca ben de demiş ya. Cenneti milleti soktun. Orada demiş, cennet meyvelerini yedirdin demiş. Cennet şaraplarını içirdin. Kebapları yedirdin. Evet var. Bıldırcın uçuyor mesela. Ah be şu bıldırcın kebap olsa yiysem bize hemen milletin görevleri buyur diyorlar. Hazır bıldırcın kebabını. Yiyorsun. İstersen gidelim orada konuşalım. Ya. Var mı yok mu? Evet hadis böyle. Şimdi yiyorsun. Yahu ben ne yaptım yahu? Ne güzel uçuyordu kuş. Deyince hemen kuş diriliyor. Yine uçuyor. Cennette yok yok. Öyle anlatmış işte. Hepsi doğru yani Kur'an'da var. Hoca ben demiş herkese yedirdin, içirdin. Kafalar çektiler cennettekiler. Buradan girdi mi demiş alttan çıkar. Bu böyle. Sen doktordun değil mi demiş. Kim onu rezil edecek de milleti soğutacak ondan. Evet demiş. Çocuk demiş ana rahminde ne kadar kalır? 9 ay 10 gün. Orada demiş yer içer mi? Yemese içmese büyür mü demiş ya. Bak ufak bir hücreyken kollu bacaklı saçlı sakallı adam oluyor demiş. Nasıl oluyor demiş. Yiyip içiyor demiş. Yiyip içince demiş aşağıdan çıkıyor dedin. O çocuk nereye kakasını ediyor demiş anasının rahminde. Nereye çişini ediyor? Tamam demiş sana bir daha karışmayacağım. Cennette yedin içtin. Terliyorsun efendim, işte o çidik oluyor. Bir geğiriyorsun, büyük kaka abdest yerine geçiyor. Hem de öyle senin geğirmen gibi pis kokmuyor. Muazzam kokuyor. Git de gör inşallah. Evet, evet böyle, evet. Temizlik yeridir. Cennette pislik yoktur. Pislik yoktur. Temiz olacağız, itikadan temiz olacağız. Maddeden üstümüz, başımız... mekanımız, kaldığımız evler, çevremiz temiz olacak. Evimizin etrafı temiz olacak. Avlumuzu temiz tutacağız. Temiz tutacağız, evet. Cennete çünkü temizden başkası girmez. Dinimizin şeysi budur. Evet, bu hadis-i şerifi Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan İbn-i Hibban, Ayşe anamızdan da tenazzafu fe innel islame nazifun. İslam temiz olunun, temizlenin çünkü İslam temizlik dinidir diye Hazreti Ayşe'den de nakletmişler. Ayrıca en-nazafetu ted'u ilel imani yine bir başka hadis var. Temizlik imana insanı davet eder. İmanı vesile olur diye de hadisler var. Cenab-ı Hak bizi maddi manevi kirlerden temizlenenden eylesin inşallah. Tehadu, tehadu, tezdadu hubban. Ey müminler, birbirlerinize hediye verin, hediyeleşin, karşılıklı hediyeler verin. Tezdadu hubban, sevgi aranızda sevgiler artar. Evet, muhabbeti artırır. Hediye vermek artırır. Evet, birinizin diğerinizi sevmenize sebep olur. Müminlerin birbirlerini sevmesi de Allah'ın sevmesini yol açar. Ve ahirette de kurtuluş sebebidir. Evet. Mahşer olacak. Bu kıyamet İsrafil Aleyhisselam'ın sura üflemesiyle dağlar atılmış pamuk gibi olacak. Sular, denizler fışkıracak. Her şey alt üst olacak, yıkılacak.
hiçbir canlı kalmayacak, ölecek, kıyamet kopacak. İkinci sur üflenince de dirilecekler. Herkes bulunduğu yerden, yerden at biter gibi dirilecekler. Efendim şimdi Hindistan'da yakıyorlar. Nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak? Git Allah'a sor. Öyle diyor Kur'an'da. Seni yoktan var eden Allah senin külünden seni yaratamaz mı? Evet, öyle diyor. Efendim adamın bir parçası şuraya düştü, uçakta öldü. Parçalandı uçak, bir parça şuraya düştü, bir parça... Kendi kısa aklıyla diyenler var. Allah yoktan var eden Allah seni oradan derlemesi bilmez mi? Neyse, Allah her şeye kadir. Dirilecekler, mahşer denilen yerde insanlar toplanacaklar. Ve orada bekleme zamanı olacak. Mahkeme-i Kübra kurulana kadar orada bekleyecekler. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Mustafa'nın devrinin sonu kıyamete kadar. Ne kadar insan dünyaya geldiyse hepsi orada toplanacaklar. Müminler, Hristiyanlar, Yahudiler, putperestler, Hazreti Adem'in milleti, ümmeti, Şit, hepsi bütün peygamber ümmetleri hep orada toplanacaklar. Bazen güneş bir karış kadar yaklaşacak. Yanına gidemiyorlar şimdi. O güneş ne yapar adamı? Terletir. Terlerden insanlar düşün, ne kadar çok insan var. Onların terlerinden ter insanların kulak yumuşağına kadar çıkacak. Herkese değil canım. Şaşkın adamlara. Kulak yumuşağına kadar. Tabii adam kulak yumuşağı burnundan aşağıda bakın. Ağzını açsa içeri ter gidecek. Pis bir ter. Aşağı yukarı kaldırsa boynu şey edecek. Gemli hayvan gibi. Nefes almak için yukarı kaldıracak burnunu. Nefes aldıktan sonra boynu arınca indirecek. Nefessiz kalınca kaldıracak. Böyle indirip kaldıracak insanlar. Bazen böyle sıcaktan terleyecekler. Bazen son derece soğuk olacak, üşüyecekler. Bazen aşırı aydınlıkta kalacaklar. Bazen karanlıkta kalacaklar. Sağa sola hareket ederken düşmüş mesela, davul gibi şişmiş, ayağını çalacak. Lanet okuyacak ona, arkadaşına, kendi milletine. Öyle Kur'an'da var bunlar. Herkes sıkıntı içinde. O kadar sıkılacaklar ki biz maymundan türedik filan, insandan değil diyenler bile hemen koşacaklar. Adem Aleyhisselam'ı görecekler çünkü. Cennet karşıda, cehennem karşıda. Görecekler. Sen bizim babamızsın, şu Allah'a söyle de biz bekleme sıkıntısından mahvolduk, mahkeme kübra kurulsun, nereye gideceğizse gidelim, şundan bir kurtulalım diyecekler. Sadece peygamberimiz, bütün peygamberler yok, bizim bu yetkimiz yok diyecekler. Peygamberimiz Efendimiz mahkeme kübrayı başlatacak. O kadar sıkıntı var yani. İşte böyle sıkıntılar zamanında Efendimiz diyor ki seb'atun, yedi grup insan var. Yudillihumullah fi zillihi, fi zilli arşihi. Evet, arşının gölgesinde yedi grup insanı gölgelendirecek. Hiç sıkıntı görmeyecekler. Ferah fahur sohbet edecekler. Bunlar, onlardan birisi de birbirini Allah için sevenler. Allah için birbirini sevenler yedi gruptan birisi. Sırf Müslüman diye seviyor. Mümin diye Allah için seviyor. Başka hiçbir maksadı yok sevmekte. Bir menfaat çıkar beklemiyor. Mümin diye seviyor. Allah'a inandı diye seviyor. Candan seviyor. Evet, mütehabbine fillah. Allah yolunda sevişenler. Birisi de hiç genç olmasına rağmen, kadınlar, kızlar davet etmesine rağmen asla harama bakmamış, harama uşkunu çözmemiş, ibadetinden asla geri kalmamış. Şabun neşe'e fi ibadetillah. Allah yolunda ibadette gençliğini geçirmiş temiz delikanlılar, adil idareciler, hiç zulmetmemiş. Bunlar işte yedi grup içerisinde
bu birbirlerini Allah için sevenler var. Ha, Allah için sevmek için hediyeleşme başlangıç. Hediyeleşen kalpler birbirine ısınır. Müminler birbirine ısındı mı bir yaklaşırlar, birlik olurlar. Allah bir demekte, inanmakta biriz. Nasıl itikatta Allah bir diyorsak, yaşayışta da bir olacağız. Birlik olacağız. Evet, birlik olacağız. İslam'ın hedefi budur. Namaz bunun talimidir. Hepimiz hemen birleşiyoruz. Ben profesörüm, o hiç okula gitmemiş. Ben milyonerim, onda sıfır. Hiç demiyor muyuz? Yan yana getiriyor Allah bizi, bir olun diyor. Benim huzurum. Aynen böyle. Birlik talimidir namaz. Beraber hareket ediyoruz. İtiraz yok. Hep beraber rüküyor, hep beraber secdeye. İtiraz yok. Böyle alıştırıyor Allah bizi bir olmaya. Evet efendim, şimdi sevgi, iman da bu iman dolayısıyla birbirini kardeş bilme, sevgi birleştiriyor. Birleştirince Allah bundan memnun oluyor. Bir memleketin yanlış insanları, Allah'a küfreden, isyan eden, çok gaddar zalimler vesaire 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 sebebiyle Allah o memleketine azap etmeye niyetlenir diyor Peygamberimiz. Azap meleklerini çağırır. Oraya bir azap verecek. İşte siz onu tsunami diyorsunuz, fırtına diyorsunuz, hortum diyorsunuz. Amerika'da alıyor apartmanı 70-80-100 kilometre ile attırıveriyor oraya. Öyle bizde olmuyor da orada çok oluyor. Adına ne deseniz de bu da bir azap sebebidir işte. Azap edecek ama camiye müminler dolup da böyle yan yana geldi mi, birleştiler mi? Evet, birleştiler mi? İçinde haset olan, kin olan adam yan yana gelemez. Kaçar o. Sokak gördüğü bile kaçıyor sokaktan. Camide de buraya yanına durmaz, ileri gider. Yan yana geldiğine göre birleştiler, sevdiler birbirlerini. Müminlerin bu sevgi birliklerini görünce Allah Efendimiz haber veriyor. Böyle azap edecektim ama aralarındaki hainler yüzünden şu müminlerin benim karşımda bir olmalarından, düzenli şekilde namazı camiye doldurup namaz kılmalarından çok memnun oldum, sevindim. Azaplarını erteledim, kaldırdım buyurur diyor. Efendimiz haber veriyor bize. Onun için memleketimiz batmasın, memleket zarar görmesin, felakete uğramasın istiyorsanız camiye koşun. Camiye koşun, güzel saflar, düzgün saflar, sık saflar halinde namazlar kılın. Yani o birlik, sevgi nedeniyle birlikten Allah memnun oluyor. Allah müminleri affediyor, seviyor. Bunun başlangıcı da hediyeleşin diyor. Birbirinizi seversiniz. Öyle yaratılmış insan. Evet. Böyle Allah için sevenler yuzullihumullahu tahta zilli arşihi. Kıyamet gününde Allah arşının gölgesinde herkes cayır cayır yanarken, sıkıntı kuranırken arşın gölgesine ferah fahur gölgelendirir. Evet. Gene Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anhuma'dan bir hadis-i şerif: "Tehadu et-ta'ame beynekum fe inne zalike tevsiatun fi erzakikum." Birbirlerinize yiyecek ikram edin. Yedirin, içirin. Evet. Bu hocalar bunları yazıyor, uyguluyor. Hiç misafirsiz olmazdı hocamızın evi. Hiç. Arada sırada boş kaldı mı beni çağırırdı. Hiç misafir kalmazdı. Müminler birbirlerini yedirsin, içirsin. Yemek ikram etsin. Hediye etsin. Gelemiyorsa böyle evine bir şey yiyecek bir şey göndersin. Öyle hadis öyle yani. Aranızda yemek hediyeleşin. Çünkü bu neye? Siz verirsiniz, Allah bundan memnun olur. Rızkınızı bollaştırır. Eliniz ayağınız, avucunuz genişler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başka müminlere yiyecek verdiniz mi? Evet, bu tevsiaten fi erzakikum, sizin rızıklarınızda genişlemeye sebep olur. Çok daha para kazanırsınız.
rızkının genişlemesine sebep olur. Yemek hediyeleşmesi diyor bir hadis-i şerifte, Abdullah bin Abbas'ın hadisinde. Evet, bir kimse böyle varlıklı, imkanı var ve yedirip içiriyor herkese, davetler ediyor. Atahullahu Teala vasian, Allah da ona çok verir. Rızkını çok verir, kazancını çok verir. Ve men vessa'a vessa'ahullahu aleyhi. Kim böyle geniş elini açıyor, veriyor her tarafa. Bunu verirsem tükenir, yarın şu olur demiyor hiç. Veriyor. Allah verdi, ben de veriyorum diyor. Hiç tereddütsüz. Allah da ona daha çok verir. Ve men katara katarahu aleyhi. Kim de böyle sıkarsa Allah da ona sıkar. Hadis-i şerif bu. Kim böyle kimseye bir şey vermezse, bize şeyde Fransız şeyinde bir cimriyi tasvir eden parça okutmuşlardı. Adam böyle şey yiyormuş, dişinden yalıyormuş avcunun içindeki şeyi, öyle tasvir eden bir yazı. Bazen böyle cimriler de olabilir. Böyle değil. Allah da sana sıkar diyor. Ver, Allah da sana versin. Hadis-i şerif bu. İmam Şahrani diyor ki, tabiun kardeşlerine, tabiun sahabilerden sonra, sahabi de böyle de, sahabiler oturup da hiç rahat yüz görmediler, hep cihad ettiler. Tabiun döneminde devlet kuruldu, zenginlik oldu. Bu tabiun sahabeden sonra gelen nesil, sahabilerden yetişmiş insanlar, peygamberi görmemiş, sahabiler görmüş insanlar. Birbirlerine diyor hediye gönderirlerdi. Evet. Arkadaş, ben senin muhtaç olmadığını biliyorum. Alınma ha. Hediyeleşeceğiz ya. Ben seni seviyorum ya. Al şu hediyemi, kabul et diye birbirlerine hediyeler gönderiyorlardı. Yani onun ihtiyacı olmasa bile hediyeleşiyorlardı. Bu böyle olunca, evet. Böyle olunca kalplerdeki kıllık iş, takıntılar hediye gönderene karşı, hediye alana karşı insanın kalbinde ufak tefek ilintiler varsa kaybolur. Hediyenin şeysi budur, faydası. İnsanın kalbindeki kıllık işi def eder, kaybeder. Onun için hiç kimse az da olsa hediye vermekten geri kalmasın. Az da olsa hediye versin, hediyeleşsin. Öyle diyor Peygamberimiz, tırnak, koyunun tırnağında diyor, et var ya, şey, kemik var ya, onun üstünde azıcık bir şey olur ya hani, aha onu bile olsa da verin diyor. Çok değersiz de olsa verin anlamına, onu bile olsa şey etmeyin, çekinmeyin, hediyeleşmekten geri kalmayın. Evet. Ve haciru. Evet. Hicret edin. Hicret, Allah'ın izin vermesi üzere yaşarma imkanları kalmadığı için Peygamberimiz Efendimiz Medine'ye, Medine'de de Müslümanlar var bir grup, Medine'ye bilirsiniz demiş. Müslümanlar birer kişi, ikişer kişi işte imkan buldukça Medine'ye, kendi doğdukları, büyüdükleri, işlerini kurdukları, vatanlarından, arazilerin, evlerinin olduğu Mekke'den don gömlek çıkmışlar Medine'ye. Allah bunları Kur'an'da muhacirun, muhacirler diye, hicret edenler diye övüyor. Övüyor. Peygamberimiz de bunların başında. O da kimse kalmayınca, o da arkadan, hani diyorsunuz ya, kaptan gemiyi en son terk eder. Peygamberimiz de Müslümanların kaptanı, yani la teşbih, öyle anlatmak için söylüyorum. Mekke'de hiç Müslüman kalmayınca o son olarak da o Mekke'yi terk etmiş. Bunlara mühacir, hicret eden diyor. Hocam biz o devreyi, Allah da bunları övüyor. Allah için tarlasını, evini, her şeyini bırakmış gidiyor. Kimisi karısını, kızını bırakmış. Çünkü müşrik, inanmamış, kendi mümin. Öyle gidiyorlar. Büyük fedakarlık. Övüyor Allah onları. Şimdi biz ne yapacağız?
Evet, şimdi de bu Allah'ın övdüğü muhacirlerden olmak mümkün. Evet, bu muhacirlerden olmak bu. Haciru dedi ya, hicret edin. Evet. Kötülüklerden, haramlardan, günahlardan kopmak, ayrılmak, uzak durmak hicrettir şimdi de. Bu da hicret sevabı verir. Onun için hocam bu devirde faizsiz ticaret olur mu? Allah kıyamete kadar ehallallahu el-bey'a ve harrama riba. Faizi haram kıldı. Müslümansan böyle. Bırak sen faizi. Don gömlek kalsam gene bırakacaksın. Gene yemeyeceğim diyeceksin. Hicrettir bu. Aynı Mekke'de Medine'ye hicret edilen sevabını alacaksın. Adam başka kötü alın. Şimdi sigara haram. Çünkü zehir olduğu bütün ilim alemine sabit. Laboratuvar bulgularıyla sigaranın müthiş bir zehir olduğu sabit. Eski kitaplarda mekruh diye yazıyor. Çünkü sigaranın zehir olduğu bilinmiyor o zaman. Kötü bir şey ama kesin bir bulgu yok. O zaman şimdiki laboratuvarlar yok. Alimler onun için haram olmayan bir şeye de haram demek yok. Kesin delil yoksa. Onun için mekruh demişler. Ey değil ama haram diye söylememişler. Kitaplarında öyle yazıyor. Ama şimdi 1996'da Amerika'da toplanan bilimsel 4000 ilim adamı laboratuvar bulgularıyla sigaranın en müthiş bir zehir olduğunu ittifakla laboratuvar bulgularına dayanarak imzaladılar, ilan ettiler. Zehir içmek de haramdır arkadaş. Bütün hocalara söyleyin. Zehir içmek helaldir diyen bir tane fıkıh kitabı yoktur. Fıkıh kitaplarında sigara mekruh diyor. Sigara sonradan çıktı. Peygamber zamanında yoktu. Sigaranın bugünkü zehir olduğuna dair bulgu yoktu. Allah'ın haram kılmadı, haram kılmak kafirliktir. Onun için diyemedi. Ama şimdi zehir olduğu kesin delille sabit oldu. Beyefendi. Onun için sigara zehir. Ama şimdi hocam alışmışım yahu. Hicret et kardeşim. At şu mereti. Bu haramdan uzaklaş. Hicret sevap alacaksın. Mühacir olacaksın. Alışmış. Hicret edeceksin. İçki almış. Ben kimseye zararım yok. Her akşam bir kadeh alıyorum. At şu mereti. Alışkansa. Olsan bile. Muhacir olacaksın. Uyuşturucuya alışmış. Bat şu mereti. Muhacir olacaksın. Evet. Bunlar da muhacirdir. Haram şeylerden uzaklaşmak da hacir o işte. Hicret edin. Onlara hitap ediyor. Ve teverresu ebnâküm mecden. Evet. Çocuklarınıza, oğullarınıza, yavrularınıza izzet ve şeref bırakın. İzzet ve şeref mirası bırakın. Evet. Hicret şerefti. Siz de ey analar, babalar, pisliklerden, haram, kötü şeylerden uzaklaşın. Evlatlarınıza bu güzel hicretinizi bırakın, şeref olsun onlara. Bırakın şu sigarayı, bırakın şu içkiyi, kumarı, bırakın şu tinleri, şunu bunu, bırakın şu faizi, bırakın şu haramları. Evladınıza hicret şerefi miras kalsın. Siz onlardan uzaklaşmışsınız, muhacirsiniz, öyle ölmüşsünüz. O hicret sizi şerefi çocuklarınıza böyle kalsın buyuruyor güzel peygamberimiz. Vakilul kirame. Ha, böyle olun. Bir de şunu dikkat edin. Asaratihim. Vakilul kirame asaratihim. İnsan cahil olur, alim olur, haramkar olur, muttaki olur, vara sahibi olur, alim olur. Olsa da insandır. Bir tarafında bir eksiklik vardır. Peygamberler hariç şeyh, hoca, hacı kim olsa olsun bir tahtası kırıktır. Evet, eksiksiz yalnız Allah ve onun koruduğu.
masum peygamberlerdir. Herkesin bir kusuru vardır ama iyilikte çoksa Allah o kusurunu örtüveriyor. Evliya oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ha, diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, böyle büyük adamların bazı ufak tefek hataları olur. İnsandır çünkü. Koca çok iyi ama şurası şey demeyin diyor. Dilinizi dolamayın diyor. Bunu yaymayın diyor. Görmezlikten gelin diyor. O insandır yahu diyor. O diğer bu güzelliklerinden mahrum kalmanıza sebep olur. Kocayı dilinize dolamayın. Ufak tefek hatalarını akilul kirame asaratihim, kerim adamların kusurlarına bakmayın, örtün diyor, dilinize dolamayın, onlardan yardım öğrenmeye bakın. Evet, öğrenmeye bakın, haramları helalleri öğrenmeye bakın. Evet, tabii şer'i ceza gerektiren şeyleri affedin demek değil bu. Adam öldürmüşse alim olsun zalim olsun öldürülecek. Adam zina etmişse öldürülecek. İçki içmişse sopa yiyecek. Şer'i ceza, had derler bunlara. Ha, bunları yapmışsa şer'i ceza. Yok, bunları affediyor değil. Mahkeme intikal etmemiş. Bir yanlışlık yapmış. İnsan ya bu. Hemen şey etme bunu. Yayma yahu. Yayma yahu. Diline dolama bunu yahu. İnsan bu yahu. Üstüne gitme diyor. Ama mahkeme gittikten sonra şefaat yok. Af yok. Alenileştikten sonra af yok. Oraya kadar gitme. Bazı şeyleri böyle idare et. Böyle insandır. Onları sen bunları yapma. Yapmayamaya çalış ama ne de olsa insandır. Olabilir. Alimlerin de böyle ufak tefek hataları olabilir. Onları diyor yaymayın. Deşifre etmeyin. Yararlanmaya bakınız. Evet. Böyle ufak tefek hataları kabul etmezseniz o adam iyi adam değil. Şerrün nâs men lâ yakbalu asara. Böyle ufak tefek hataları da şuna bak ya. Adam öbür taraf bir sürü iyilikleri var ya. Hiç onları görmüyorsun. Oraya kafayı takmış beş para etmez herifin tekidir. Deme. İnsanın en şerlisi olursun. Ve lâ yakbal mazira. Mazeret diliyor adam. Kesinlikle kabul etmem deme. İnsandır, sen de yaparsın. Mazeret ileri beyan etti mi kabul et. İnsanlık hali budur. İnsanların güzeli böyle yapar. Bu hadis-i şerifi de Ayşe radıyallahu anha validemizden nakletmişler. Evet, Allah onlardan razı olsun. Evet, şimdi tabii böyle bu hadisin bir başka varyantı da var. Çok güzel. Tasafahu yezhebul gille. Selam vereceksin. Karşılaştığın zaman mümine. Evet. Şimdi tabii kadına da selam verilir ama yaşlı bir adam bir kadına selam verse problem yok. Ama 20 yaşındaki bir delikanlı 18 yaşındaki bir kıza selam verse bir şeyler düşünürler. Buna dikkat edeceksin. Dedikoduya sebep olmayacaksın. Yoksa kadınlara da selam verilir. Onlar da Müslüman çünkü. Bunlara dikkat edeceksin. Fitneyi uyandırmayacaksın. İşte böyle şeye dikkat ederek selam vereceksin. Selam, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Veya siz selamun aleyküm diyorsun. Eyvallah. Alırken farz, verirken sünnet. Bak, selam verin dedi. Evet, öyle söyledi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Selam vermek sünnet, almak farz. Ve aleyküm en azından. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Evet, Hasan Bas Çantay rahmetli hocamızın tefsirinde de bu izâ huyyitum bi tahiyyetin fehayyu bi ahsene minhâ evruttuha ayet-i celilenin tefsirinde Elmalı Hoca'da da var. Selamun aleyküm, aleyküm selam demek ve aleyküm diyeceksiniz. Vay, hiç söylemiyor şimdi vatandaş. Artistler de bilmiyor bunu. Ertuğrul Gazi adam, evliya adam ama canlandıran herif, yazan herif bu tarafını bilmediği için, anlamadığı için herhalde bilmiyorum ya unuttu. Selamun aleyküm, aleyküm selam.
İyi de ve aleyküm selam diyeceksiniz. Yanlış öğretiyorlar yani. Ve kelimesini ilave etmeden aleyküm selam derseniz hoca söylüyor. Bakabilirsiniz. İlk meclis İstiklal Harbi kahramanlarındandır. Mehmet Akif merhumun da katibi gibi yanında arkadaşıdır. Selama benim ihtiyacım yok, senin olsun anlamına gelir diyor. Ve aleyküm hem bana hem sana hem bütün müminlere ve kelimesi o kadar önemli arkadaş. En azından bunu ilave edeceksin. Şimdi maalesef bunlar bilinmiyor. Aleyküm selam ve aleyküm selam de. Evet şimdi verdikten sonra da bir şahitsen işin yoksa uçağa muçağa otobüsüne yetişmeyeceksen zamanın varsa acelen yoksa nasılsın? Sağ elini uzatacaksın. O da uzatacak. Şöyle avuçların birbirini kavrayacak. Böyle elini sallaya sallaya bir merhaba diyeceksin. Musafaha yapacaksın. Tasafahu. Bu musafaha, tokalaşma dediğiniz sizin yüzhibül gıl. Kalbinizde bir adama karşı, o musafaha eden adama karşı içinde bir ilinti varsa ulan şu an filan diye bunları hepsini giderir. Kalpleri birbirine ısındırır. Seversiniz. İşiniz müsaitse selam vermeyle kalmayın. Bir de tokalaşın. Tabii canım nikah düşecek kadınla musafaha yapmak elin zinasıdır diyor. Değil, hayır. Ona sadece selam versin de şimdi işler o kadar karıştı ki. Şimdi kadınlar da bizim gibi giyiniyor. Bizim gibi tıraş oluyor. İmamların çoğunda da yok. Bıyık yok, sakal yok. Saçın da böyle işte kadınlar da tıraş ediyor. Gömlek, ceket aynı kadınlar da. Acaba kadın mı ki erkek mi ki? Tanımadın, Müslümana selam vereceksin. Tanıdığına tanınmadığına selam ver. Vereceğim ama kadınsa, vay hocaya bak be, kadın güzel gördü falan diye değişik fikirlere sebep olur. Bıyık bırakırsan senin erkek olduğunu bilirim, rahatça selam veririm yahu. Erkek olduğunu ispat için bir bıyık bırakma, mübarek adam yahu. Maalesef bazı imamlarda bile şey yok. Vatandaşta da yok. Yaşı 70, cas çavlak. Erkek olduğunu göster be kardeşim. Bir bıyık bırak ya senin. Sakal en güzeli de. Hadi sakal ne? Bir bıyık bırakmıyor ya adam şimdi. Efendim işte böyle selam verdikten sonra erkek erkeğe hiç dedikodu sebebi olmaz. Mümindir. Selam verirsin. Selam verdikten sonra musafaha edersin. Gülü güyüş kalbinden gider. Ve tehedevu. Hediyeleş müminlerle. Ve tehabbu. Sevişirsiniz. Birbirini seversiniz. Ve haceru. Evet. Günahlardan uzaklaşınız. Teverresu evladüküm. Evladınıza şeref, izzet, miras kalır. Günahlardan uzaklaşırsanız. Ve akilul kirame asaratihim. Evet. Böyle ilim adamlarının önüne gelen adamların ufak tefek hatalarını da görmeyin ya, dilinize dolamayın. O zaman aranızda güzel bir ortam oluşur. Oluşur diye de hadis vardır. Evet, gene Peygamberimizin bir başka hadisinde son hadis tehadav fe innel hediyete tudaiful hubbu. Hediyeleşin çünkü hediye sevgiyi kat kat artırır. Ve tüsibi bi gava ve tesebi bi gava ili sadır. Göğsündeki o kinleri, kışları, şunları bunları defeder, kovar. Böyle hediyeleşmek bunları defeder. O bakımdan hediyeleşin. Kalbinize kötü duygular kalmasın birbirinize karşı. Bu hediye diyor Efendimiz öyle söylüyor. Velev du'itu ile kira'in le'ceptü. En basit, değersiz bir yemek. Ne mesela şimdi? Peygamberimiz davar tırnağından yapılan şey diyor ama işkembe çorbası da güzel olur yani. Evet. Ama o da verdi. Demek herkesin davarı çökmüş. Bir davar tırnağından diyor paça çorbası filan olsa hemen giderim diyor. Yani değersiz bir davet olsa bile hemen gidin. Aranız sevişirsiniz.
alanınızda kötü duygular. Ben icabet ederim diyor. Velevüh diye ileye kiraun, böyle bir davar tırnağı bana hediye etseler kabul ederim diyor. Ya böyle hediye mi olur demeyin ya. Birbirinize imkanınız nispetinde hediyeleşin, kabul edin. Aranızdaki kötülükleri, kinleri, düşmanlıkları giderir ve kalbinizi düzeltir. Birbirinizle kaynaşma olur. Birbirinizle kaynaşma olunca birleşirsiniz. Allah da bu birleşince müminlerin birleşmesinden memnun olur. Bereketin, rahmetini üzerinize indirir. Kin, nefret olan topluluklar, birbirine komşu topluluklara bereket olmaz. Allah'ın rahmeti olmaz diyor. Bu hadis-i şerifi de Peygamberimiz Ümmü Hakim'den, Hazreti Enes'ten çeşitli ifadelerle nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve tûbü ileyh. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Elhamdülillah Rabbil alemin. Kemdine kiram. Müslüman sallallahu aleyhi ve sellem. Üçer salavat-ı şerife. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Mirer elem neşrah leke. Besmele ile beraber Müslüman. On üçer ihlas-ı şerif. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. İhlas okuyacaksın. Hatim var. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر
Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdina's-sıratal-müstakim, sıratal-lezîne en'amte aleyhim, gayril-mağdûbi aleyhim veled-dâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Amin. Sübhane Rabbiyel Aleyhile Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ya Rabbi namazımızı, dersimizi, okunmuş olan Kur'an, azimüşşan hatimlerimizi, okuduğumuz süveri celileyi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sebabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberan-ı azam aleyhissalavat ve teslimat-ı ervah-ı paklerine, cümlesinin ehl-i beyt, ehl-i ashab ve etbaları rıdvanullah aleyhi mecmuan efendilerimizin ervah-ı kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminatın ervahına, rahmetullahi aleyhi mecmuan ervahına, ervahına, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, burada bulunan bizlerin Kur'an-ı Azimüşşan kimlerin ervahına indirildiyse onların, özellikle onların ervahına, tüm geçmişlerimizin ervahına hediye eyledik, vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil, ahlakımızı güzel, ömrümüzü hayırlısıyla uzun, rızkımız helalinden bol, akıbetimize hayreyle ya Rab.
güzel vatanımızı, tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, içtimai, iktisadi, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmeti Muhammed evladını şerlerden, belalardan muhafaza eyle. Ya İlahi Alemin, ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. Ümmeti Muhammed'e affınla, kereminle, setrinle, ihsanınla muamele eyle. Aramıza fitne sokmak isteyen kafirlere, zalimlere, münafıklara fırsat verme ya Rab. Onların hilelerini kendilerine çevir, ayaklarına dolaştır ya Rab. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen tüm ümmeti Muhammed'i hesap gününde mağfurin cümlesine dahil eyle ya Rab. Sübhane Rabbina Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.